أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve bütün sahabeler olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım dolayısıyla Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Ve yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki değeriniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde ailenizi, ev halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala İbrahim suresinin 7. ayetinin baş kısımlarında Bismillah la in şekertum la azidennakum. Eğer şükrederseniz, eğer hamd ederseniz, Allah'a gereği gibi teşekkür ederseniz, andolsun ki ben de üzerinize olan nimetimi artıracağım. Katade rahimeullah bu ayetin hemen devamından şu sözleri tekrarlar. Der ki, eğer Allah Subhanahu ve Teala'ya gereği şekilde hamd ederseniz Allah Azza ve Celle sizin üzerinizdeki nimetleri artıracaktır. Ve unutmayın ki nimetlerin sahibi Allah'tır. O Allah kendisine şükredenleri sevmektedir. Aziz dostlar, şu an elimizde olan veya şu yer küre üzerinde istifade ettiğimiz ne kadar nimet varsa bilelim ki bunların hepsi alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Sayamayacağımız, akledemeyeceğimiz, kavrayamayacağımız, bilemeyeceğimiz kadar bütün nimetlerin tek sahibi Allah Subhanahu ve Teala'dır. Her şey O'nundur ve her şey O'ndandır. Bu Allah Azze ve Celle, Rahman ve Rahim olan Allah Subhanahu ve Teala kullarının şükrünü karşılığında hemen nimetini artırmaktadır. Yalnız bakın, bunun tam aksine, tam farklı bir şekilde Hasan-ı Basri ve Süfyan-ı Sevri şu ayetleri ya da bu okuduğum ayetleri şu şekilde tefsir etmiştir. Demiştir ki Allah Azza ve Celle'nin İbrahim suresi 7. ayetindeki muradı, eğer şükrederseniz ben de sizin itaatinizi artıracağım. Subhanallah. Eğer şükrederseniz, Allah Subhanahu ve Teala'nın verdiği nimetlere karşı hamd ederseniz, Allah da diyor ki ben de sizin bana olan itaatinizi artıracağım. Allahu Ekber. Şimdi dikkat edin kardeşlerim. Abidlerin, salihlerin gözünü aydınlatacak, bedenlerine dinçlik verecek, kalplerini yumuşatacak bir nimet türünden bahsediyor ayetler. Dünya ve heva ehlinin hiçbir zaman anlayamayacağı bir nimet türünden bahsediyor. O da neymiş? Alemlerin Rabbi olan Allah'a itaat etme lüksüymüş. Şimdi gidelim Rahman suresi 60. ayetine. Allah Subhanahu ve Teala'nın şu sorusuyla karşılaşıyoruz. Diyor ki Allah: "Hel cezaul ihsani illa'l ihsan?" İyiliğin karşılığı iyilik değil mi? Biz bu ayetleri işittiğimizde kardeşimizden görmüş olduğumuz ikramın karşılığında ikram etmeyi kendimize bir borç biliriz. Öyle değil mi? Bize iyilik yapan bir insana vakti geldiğinde iyilik yapmayı bu ayete bağlarız. Ancak bakın selef-i salihin,
Allah hepsinden razı olsun. Bu ayetleri böyle anlamamışlar. Bakın bu ayetler için ne demişler? Kendi nefsinin isteklerini bırakan kişinin karşılığı Rabbine bağlılık değil midir? Subhanallah. Bir insan haramları terk etse, Allah rızası için zinayı yapmaya kudreti varken bundan geri dursa, gözlerini harama bakmaya değil de yere bakmayı tercih etse, Allah-u Teala diyor ki biz ona iyilik olarak kendimize yakınlığı verdik. Allahu Ekber. Ben cenneti ve cennetin nimetlerini beklerken değerli selef, sahabe ve ondan terbiye almış insanlar Allah-u Teala'na yönelmeyi, Allah Subhanahu ve Teala'ya itaate bulunmayı bir iyilik olarak saymışlar. Allahu Ekber. Devam ediyorlar. Bakın diyorlar ki insanlar için, insanlar ile ünsiyetini kesenler için karşılık olarak Rahman olan Allah'la ünsiyete geçmek bir nimet değil midir diyorlar. Subhanallah. Ne demek acaba insanlarla ünsiyeti kesmek? Bakın selef-i salihin insanlarla sadece Allah rızası için bir araya gelirlermiş. Birbirlerine Allah'ı hatırlatmak için. Birbirlerine haramı ve helali öğretmek için. Birbirlerine nasihat etmek için. O güzel dilleriyle cennete köprü olmak, cehennem ateşine kilit olmak için. Ama ne zaman ki meclisleri, mescitleri, dedikodu ve gıybet yuvaları haline geliyor, selef-i salih'in insanların ünsiyetini kesiyorlarmış. Ne zaman ki onların oturduğu mecliste birileri haksız yere kınanıyorsa, onlar hemen insanların ünsiyeti kesiyorlarmış. Peki insanlarla bunun için ünsiyetini kesene nasıl bir iyilik vardır? Arkadaşlar onların adresleri secdeye doğru gitmektedir. Allah'a emanet. Onların adresleri rahleleridir. Haramdan Allah'ın rızası için kaçanların gideceği yer Allah'ı zikir yapmaktır. Allah'ı anmaktır, Allah'ı yüceltmektir. İşte bu insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın dini için iyiliği Allah'a itaate iyilik olarak buluyorlar kardeşler. Bizim gibi karşılığı dünya menfaati olarak görmüyorlar. Kalplerini alemlerin Rabbi olan Allah'a itaate öyle bir açmışlar ki bakın benim günahkar dilim ancak onların söylediği sözü size nakletmekle yetinecektir. Bakın şöyle diyorlar. Allah'ı tanıdıktan sonra onu sevmemen imkansızdır. Selef-i Salih'in sözü. Allah'ı tanıdıktan sonra onu sevmemen imkansızdır. Onu sevdikten sonra zikretmemen imkansızdır. Onu zikrettikten sonra zikrin tadına varmamak imkansızdır. Şimdi bakın son söze. Onun zikrinin tadına vardıktan sonra başka şeylerle meşgul olmak diyorlar imkansızdır. Allah'a emanet. Bu Allah'tan mutmain olmuş salih bir nefsin dudakları arasından çıkacak sözdür. Allah'ı zikredip o zikrin tadına vardıktan sonra dünyadaki meşguliyetlerin tadını almak diyorlar ki imkansızdır. Ama şimdi gelin İbnül Cevzi'yi dinleyin. Diyor ki ey insan şunu kesinlikle unutma ki bu saydığımız nimetlere lütfa ve kereme sahip olsan da ölüm onlarla aranı ayıracaktır. Ölüm hakikati alemlerin Rabbi olan Allah'a secde etme imkanını elinden alacak. Ölüm Allah'ın kitabını mutala etme nimetini elinden kapacak. Ölüm Allah yolunda nasihat etme lüksünü elinden alacak. Ölüm Allah yolunda ayaklarının tozlanmasına mani olacak. Ve bunlara mani olduğu gibi senin amel defterine ecir yazdırmaya, sevap yazdırmaya da mani olacaktır. Allah'a emanet. Yalnız akıllı olan müminler,
ferasetli olan müminler toprağın üstüne öyle bir yatırım, toprağın üstünde öyle bir eser bırakmaları lazım ki o bıraktıkları eserlerin ecri toprağın altına doğru akması lazım. Bakın bu formül beşerin aklına ve kalbine doğacak bir şey değildir. Bu formül Allah'tan vahiy alan, Allah'tan ilmen beslenen bir peygamberin dudakları arasında anca gizlidir. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den toprağın üstünden toprağın altına doğru akacak olan amelleri sıralıyor. Diyor ki ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan şöyle işittim. İnsan ölünce amelleri kesilir. Ancak şu üç şey müstesnadır. Diyor ki sadakatın cariye. Yani kesintisiz hayır, devamlı iyilik. Ev ilmin yentefe'u bihi. Kendisinden istifade edilen ilim. Ev veledin salihin yed'u lehu. Arkasından dua edecek salih evlat. Allahu Ekber. Resulullah aleyhissalatu vesselam toprağın üzerine ümmete bahşedilecek üç eserden bahsediyor. Birincisi sadaka-i cariye. Yani kesintisiz iyilik. Bazı muhaddisler, yani günümüz muhaddisleri sadaka-i cariyeden bahsederken kurumsal hayır diye bahsetmişler. Kurumsal iyilik. Ne demek bu? Alimlerin, abidlerin, muttakilerin yetişmesi için medreseler açmak. Sadaka-i cariyedir. Hafızların yetişmesi için Kur'an kursları açmak. Susuzların ciğerleri sulansın diye çeşmeler ve kuyular yapmak. Fakirler, muhtaçlar barınsın diye hanlar yapmak. Evet bunlar kardeşler toprağın üzerine inşa edilen binalardır. Dalları göğe doğru uzanır ama kökü toprakta sana doğru uzanır aziz dostum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği ilk günde Medine ehli içerisinde susuzluğun, su bulamayışın farkına varıyor. Bunu gözlemliyor. Ve Ravme kuyusu sahibi iki rivayet var. Birincisi bir Arap Müslümana ait. Yani Medine ehlinden bir Müslümana ait. İkinci rivayette Medineli bir Yahudi'ye ait diyorlar. Ravme kuyusu. Allah Resulü aleyhisselam gidiyor bu kuyuyu satın almaya. Demek ki hadisin sonunda belki bunu anlayacağız ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adama az bir bedel teklif ediyor. Adam Resulullah aleyhissalatu vesselamın bu teklifini şu sözlerle reddediyor. Diyor ki ey Allah'ın elçisi benim aile efradıma gelir olarak sunacağım tek bu kuyu vardır. Bundan dolayı teklifini kabul edemem. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu sözleri işittikten sonra biri Nesai'de biri de Müslim'de geçen iki tane hadis söyler bu kuyuyla alakalı. Ve der ki kim Ravme kuyusunu satın alırsa, kim Ravme kuyusunu satın alırsa ondan çekilen her bir kova su için cennette hazırlanan büyük mükafat vardır. Allahu Ekber. Kim Ravme kuyusunu satın alırsa. İkinci hadis. Diyor ki kim Ravme kuyusunu kazarsa. Hani tevil edelim hadisi. Ravme kuyusuna alternatif bir kuyu açarsa onun diyor yeri cennettir. Allahu Ekber. Resulullah Aleyhisselam'ın bu dudakları arasından çıkan sözü Osman radıyallahu an işitir. Soluğu hemen kuyunun sahibinin yanında alır. 35 bin dirhem. 35 bin dirhem karşılığında Ravme kuyusunu
ümmetin ciğerlerine hediye eder. Şimdi aziz dostlar, İslam ümmet adına, insanlık adına yapılan işleri teşvik eder ve karşılığında sınırsız ecirleri verir. Kardeşler az önce bize bir görüntü izlettiler değil mi? Şu an Bayrampaşa Derneği olarak Afrika'da kardeşlerimizin gideceği ve tespit edeceği bir yerde bir kuyu çalışmamız oluyor. Ki sonlara doğru yaklaştık. Yani bu bedeli tamamlama aşamasına geldik. Kim bu kuyunun açılmasına vesile olursa, kim bunun için çalışır ve çabalarsa, kim bu kuyu ve kuyuların açılmasına katkıda bulunursa, kesinlikle şunu bilsin ki, toprağın üstündeki insan ve hayvanlardan, bitkilerden, toprağın altında yaşayan varlıklara kadar istifade edilirse, siz yaşarken ve öldükten sonra hanenize büyük bir ecir yazılacaktır. Bunu bizzat Resulullah aleyhissalatu vesselam söylüyor aziz dostlar. Toprağın üstünden toprağın altına yatırım yapmak isteyen kardeşlere Resulullah birinci yolu gösteriyor. Sadakayı cariye. İster bir Kur'an kursu açın. İster bir medrese inşa edin. İsterseniz fakirlerin kalabileceği bir ev edinin. Ama istiyorsanız da susuzluktan dolayı ölen nefislere yardım olması adına bir çeşme veya bir kuyunun yapılmasına katkıda bulunun. İkincisi, Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki, kendisinden istifade edilen ilim, yani öğrendiğimiz bilgiyi kitaplara neşredip basmak, yayınlamak, çoğaltmak, dağıtmak veya yapılan ilmi sohbetleri, dersleri kayıt altına alıp bilgisayarda neşretmek, Resulullah aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle toprağın altına yapılacak bir yatırımdır kardeşler. İnanın bu hadiste şu ikinci kısmı okuduğumda aklıma İmam Nevevi rahimeullah gelir. 1900 hadisten oluşan Salihlerin Bahçesi diye isim verdiği Riyazu Salih'in eserini bir araya getiriyor ve bakın 800 yıl önce yaşamış. 1200'lü yıllarda yaşamış. Ve 800 yıldır Riyazu Salih'in alimlerin, abidlerin, talebelerin başucu kitabı oluyor. Allah'ın ve Resulünün istediği bir İslam nasıl yaşanır diye soranların başucu kaynağı Riyazu Salih'in olmuş. Ve 800 yıldır, belki daha 800 yıl İmam Nevevi'nin hanesine ecirler damlayacaktır kardeşler. Ki Allah'a hamdolsun Bayrampaşa Derneği içerisinde bulunan kardeşleriniz İmam Nevevi'nin Riyazu Salih'ini basarak, kardeşlerine hediye ederek bu ilimden elde edilecek ecre de ortak olmuşlardır. Allah-u Teala daha güzellerinden istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Üçüncüsü kardeşler, kendisine dua edecek salih bir evladı geride ümmetin bağrına bırakmak. Bu anne ve babaların veya abi veya ablaların üzerine borç bir yükümlülüktür aziz dostlar. Her bir anne baba evladının temiz, ahlaklı, ümmete faydalı bir birey olmasını ister. Her bir anne baba bunu özlem duyar. Yalnız nice anne babalar vardır ki bunun yolunu ve yöntemini beceremezler. Bunu bilemezler. Bunu nasıl elde edecekleri konusunda kendisine yardım edecek bir ele muhtaçtırlar. İşte Müslüman anne ve babalar evlatlarını dünyevi anlamda düşündükleri gibi ahiretlerini de düşünme adına bir çalışmanın içerisine gireceklerdir. Bu ümmetin bağrına ana ve babalarına dua eden salih evlatlar bırakmak demek, bu ümmete bir alim bırakmak demektir. Bu ümmete bir komutan bırakmak demektir. Bu ümmete bir davetçi bırakmak demektir. Bu ümmeti içerisinde dolaşan salih bir birey bırakmak demektir. Bu
meleklerin kendileriyle gıpta ettiği insanları yeryüzüne miras bırakmak demektir. Evet, hadisler, bu hadisi incelediğimizde aziz dostlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmet için bir miras bırakan kişinin toprağın üstünden ayrılıp toprağın altına göçtüğünde amel defterinin kesilmeyeceğinden bahsetmektedir. Allah subhanahu ve teala bu hadisle hakkıyla anlamayı ve yaşamayı bizlere nasip etsin. Sevgili dostlar, Allah nasip ederse Nisan'ın ilk haftası veya ikinci haftasında bir kardeşimiz Afrika'ya gidecek. Ve biz şu an Afrika Su Kuyusu adına topladığımız paraları kendisine teslim edeceğiz. Yaklaşık bir hafta kaldıktan sonra orada başlatılan inşaatın fotoğraflarını bize verip internet adreslerimizde, Facebook'ta bunları paylaşacağız. Yalnız bu bittikten sonra tabii ki çalışmamızı yarım bırakmayacağız. Allah nasip ederse su kuyusu bittikten sonra Afrika ile ilgili ikinci bir projemiz var. O da Afrika içerisinde misyonerlerin eline düşmek üzere olan yetim hafızlara bir çalışma yapmak istiyoruz. Yetim hafızlara. Annesi, babası vefat etmiş, kendi başına ayakta durmaya çalışan ve bakın ne gariptir ki internet üzerinde izlemişsinizdir. Ellerinde taslar, bizim o çorba kaseleri olur ya, taslar kapı kapı gezinip insanlardan yiyecek topluyorlar. O yiyecekleri yedikten sonra o taslarla su bulurlarsa abdest alıyorlar. Bunu bir Türk iş adamı gördüğünde diyor ki sizin dilencileriniz ne kadar salih insanlarmış diyor. Sizin dilencileriniz ne kadar salih insanlarmış. Çocuklar için söylüyorum. Adam diyor ki o dediğin insanlar kim? Çocukları gösteriyor. Diyor ki bunlar dilenci değiller. Bunlar hafızlık yapan yetimlerdir. Allah'a ekber. Komşularından yiyecek topluyorlar. Bakın dikkat edin. Su bulurlarsa o taslarla abdest alıyorlar. Ve bakın işin daha garip tarafı, Kur'an-ı Kerim ezberi yaptıkları tahtalar, tahtalara hafızlar, hocalar ayetleri yazıyorlar. Onlar üzerinden ezber yapıyorlar. Peki o ilk yazılan ayetleri sizce neyle siliyorlar? İçmek için kullandıkları suyla. Ve dikkat edin, o mürekkepleri tekrar o tasın içerisine döküyorlar. Sebep? Belki öğlenleyin onu içmek için ihtiyacı hissedecek. Allah'a bekler. Yani biz suyu ve çeşmeyi az önce izlediğimiz sinevizyonda en yakınımızda bulurken maalesef İslam ümmetinin ciğerleri susuzluktan kurumakta ve ümmetin yardımına ihtiyaç duymaktadır. Allah nasip ederse kuyu projesinden sonra Afrika'da tespit edilen yüzden fazla yetimlerden birkaçını dernek bünyesi olarak alacağız ve inşallah bir yıllık masraflarını karşılamaya çalışacağız. Ve Allah nasip ederse bu bitecek mi? Yok. Elimizin uzandığı, gücümüzün yettiği şekilde ümmete faydalı olma adına bir gayretin ve çabanın içerisinde bulacağız. Bu konuda desteklerinizi, yardımlarınızı bize değil, burada ihtiyaç sahiplerine ulaştırma adına bizi sadece bir vasıta olarak kullanın. Eğer siz zaten bunu yapıyor ve başkalarıyla bu işe girişmişseniz zaten bizden önce ecri kucaklamışsınız demektir. Allah-u Teala amellerinizi şimdiden kabul etsin. Kusurlarınızı affetsin. Evlatlarınızı Afrika'da zorluk ve meşakkat içerisinde kalan evlatların konumuna düşmeye nasip etmesin. Allah-u Teala sizi salihlerden kılsın. Gecenizi mübarek etsin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yesifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.